De 17 yıl sonra gerçekleşen bir yayın olduğu için, bir tartışma programı olduğu için iki aday karşı karşıya gelerek canlı yayında aslında kafalardaki soru işaretlerini gidermek için bir tartışmaya katılacağından dolayı gerginliğin olduğu, heyecanın da olduğu hem moderatörde hem de adaylarda bu gözden kaçmadı. Ancak Türkiye için de çok önemli bir şey oldu. Çünkü demokrasinin gereklerinden olan bir tartışma programı hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ve pozitif diliyle her ne olursa olsun karşılıklı birbirlerine karşı geliştirdikleri yaşanan süreçten kaynaklanan ithamlar olsa da nefret diline kaçmayan pozitif bir şekilde çok tartışmaya ve kavgaya dönüşmeyen bir noktada izleyicinin karşısında yeniden bizleri bu birliktelikle buluşturdular. Dolayısıyla heyecanlarındaki ana neden de şuydu, programa çok fazla anlam yüklendi aslında bu tartışmaya. Normal şartlarda belki her yıl yapılan bir tartışma olsaydı, siyasi liderlerin daha çok bir araya geldiği bir ortamda olsaydık, fazla belki bu kadar fazla bağlantı zayıf diyor. Bu arada sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Yer yer bir ufak gitme oldu ama bir sıkıntı olmadı. Tamam. Cümlenizle devam edin lütfen. Bu kadar fazla stres yaratmayabilirdi ancak beklentiler çok yüksekti. Bu beklentilerin yüksek olması, sürenin kısa olması dolayısıyla adaylarda kendini ifade etme sıkıntısı doğurabileceğinden heyecan yarattı. İmaj olarak baktığımız zaman iki adayın da imajı gayet yani pozitif. Bir kere her ne olursa olsun pozitif ve gerçekten adaylığa yakışır davranışlarda bulundular. Bu çok önemli bir şey. Giyimleri, temsil güçleri onlar da çok kuvvetliydi. Dolayısıyla programda genel olarak baktığımız zaman birçok ancak kendilerinin hem iletişim güçleri hem konuşmaları kurdukları cümleler ve kendi seçmenlerine daha çok verdikleri mesajlar aslında kendi kafalarında kurguladıkları gibiydi diyebilirim. Çünkü çok fazla risk almadılar, çok tartışmaya girmediler. Bazı sorular cevapsız kaldı. Ancak iki taraf da saldırgan olmak istemediler ve karşı tarafı mağdur duruma düşürmek istemediler. Çünkü bunlar siyasal iletişimde çok ters tepen, oy kaybettiren, bir anda her şeyi tepe taklak edebilen durumlar. Çok temkinlilerdi. Dolayısıyla bu açıdan hani belki izleyiciyi çok tatmin etmedi, belki biraz heyecan düşürdü ama onların iletişimi ve süreci yönetmesi açısından sanırım kendi istedikleri minvalde tutabildiler tartışmayı. Sayın Baban, şimdi şu cümleniz önemli, diyorsunuz ki risk almadılar, saldırgan olmadılar. Bu eğer olsaydı ters teperdi. Dün yayın sırasında da kimi atılan tweetlerde gördüm. Bugün işte kimi yine sabah tweetlerde konuşmalar arasında duyuyorum. Hep şu örnek gösteriliyor. Aslında bu program öncesinde de ABD'de yapılan bu programları aslında önceden bir adaylar izlesinler yorumları yapılıyordu. Oradaki programlarda ne oluyordu? İki taraf atışıyor, çok gergin geçiyor. Bu herhalde kültürel olarak bunun bir geri dönüşümü farklı oluyor değil mi? Mesela bizde uygulan bu kazandırır mıydı bu strateji, yoksa kaybettirir miydi o zaman? Şöyle bir durum var. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum dünyadan. Bizde daha önceleri liderlerimiz çıkıp televizyonda karşılıklı tartışabiliyorlardı. Dünkü baktığımız zaman şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığımızda çok büyük farklılıklar görürüz. Neden? Çünkü onlar da 1960 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk hani televizyon bir kitle iletişim aracı olarak önemi ve gücü anlaşıldıktan sonra ilk 1960 yılında Nixon'la Kennedy karşı karşıya gelmişti ve ilk televizyon tartışma programı bu şekilde olmuştu. Ve bu programdan itibaren ya bu programdan sonra da 16 yıl ara verildi. 1976 yılına kadar yanlış hatırlamıyorsam bir televizyon programı yapılmadı. O program şunu gördük. Yani görmedim ama okuduklarımdan o yıllarda hayatta değildim ama Nixon
çok kuvvetli bir adayken ve radyoda dinlendiğinde kesinlikle bütün oyları, oyumu kesinlikle Nixon'a veririm denecek bir performans. Televizyonda. Televizyondaki görüntüsü, Kennedy'nin olaya hakimiyeti Nixon'a çok fazla oy kaybettirdi, puan kaybettirdi ve Kennedy seçimi kazandı. Sadece bu değildi belki etken ama mutlaka bunun televizyonda bir etkisi vardı. Bu keşfedildikten sonra artık televizyonda liderlerin duruşları, konuşmaları, temsil kabiliyetleri ve tartışmalar çok ön plana çıktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu kültüre çok alışık. Ama Türkiye'de biz şimdi zorlu bir seçim süreci geçirdik. Bu zorlu seçim sürecinde seçimler iptal oldu. Her iki taraf çeşitli nedenlerle kendi hakkını aradı. Bir taraf mağdur edildiğini, diğer taraf hakkını yendiğini. Her iki tarafın da aslında söylemleri de birbirine çok yakındı. Çünkü hak yendiğini düşünüldüğü için. Dolayısıyla bu kadar süre ve bu kadar olay sonrasında iki lider karşı karşıya geldiğinde şu anda toplumdaki gerginliği de hani bu konudaki daha önce söylenen ve bir nefret diline dönüşen biliyorsunuz bir önceki seçimlerde yani iptal edilen seçimlerde oylar kullanılırken maalesef insanlar birbirlerini öldürdüler. Dolayısıyla böyle bir şiddet ve nefret dili yeşermeye başlamışken iki liderin daha pozitif ve birbirine daha anlayışlı ve çok daha sakin bu süreci geçirmesi hem topluma verilen çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar söylemlerde yani Amerika'daki gibi sert söylemlerin olduğu bir ortamda şu anda bence 17 yıldır böyle bir tartışma yapılmadığı ve sinirler de birazcık gerildiği için bir iptal edilen seçim olduğu için en doğru şeyi yaptıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz hani bu programdan çok daha fazla bir performans bekliyorduk belki. Belki heyecanımızın altında kaldı. Bu yönden eleştirilebilir. Ancak sadece resmin bir tarafına bakmak gerekmiyor. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de bence iki iyi adayın çok önemli bir adım oldu gelecek için. Ama bundan sonraki yıllarda tabii ki tartışmalar Türk toplumunun yapısına ve Türk seçmeninin beklentilerine göre daha ateşli geçebilir diye düşünüyorum. Sayın Babam şimdi iki tarafın da aslında programdaki o saygısından bahsettiniz, işte olumlu tarafından bahsettiniz. İki aday için olumsuz noktalar var mıydı? Hem İmamoğlu için bunu soracağım hem Binali Yıldırım için ama öncesinde size de biraz zaman vermiş olayım. Şöyle bir 3 saati hemen gözünüzün önünden geçirin. Programında çok...